İzleyiciler, neden derseniz bu düzenlemenin ayrıntılarına ulaşan bir isim Remzi Özdemir. Pek çok kişinin de bilmediği ayrıntıları öğreneceğiz kendisinden. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Özdemir. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Aslında şöyle bir baktığımızda bunun sinyallerini, yani böylesi bir düzenlemenin sinyallerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan vermişti. Biz de bu ekrandan sizlerle duyurmuştuk. Ne demişti? Kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ediyoruz ve bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Demişti. Peki şimdi o zaman soralım, nasıl bir düzenleme Sayın Özdemir? Ne dersiniz? Şimdi aslında NAS ekonomi politikası dediğimiz bir politikanın bir sofraya bekletiliriz. Büyük bir sofraydı. Orada birileri yedi, içti, doydu ve şimdi bu sofra kalkıyor. İşte bu sofranın faturasını birilerinin ödemesi gerekiyor. Ağır bir fatura. Bu faturayı kim ödeyecek? Tabii ki vatandaş ödeyecek. Düşük faiz politikasıyla birlikte büyük bir servet transferine neden olundu. Bu servet transferinde özellikle büyük para sahipleri insanlar daha zengin oldu ve en önemlisi şirketlerin karlılığı %400, %500 arttı. Hatırlarsanız aynı zamanda bankaların da o dönemdeki karları çok yüksekti. Hatta şöyle haberler çıkıyordu. İşte A Bankası'ndan 4 katı kar, 5 katı kar diye böyle haberler vardı. Şimdi tabii bunlar yok artık. Çünkü o iş bitti. İşte bunun faturasını ödeme dönemi geldi. Bu faturayı ödeme dediğim gibi vatandaşa. Vatandaş tabii ki ciddi bir kriz yaşıyor. Bu krizden de kurtulmanın tek formülü olarak kredi kartına sarılıyor. En son rakamlara baktığımız zaman kredi kart harcamalarının bir önceki yıla göre 2.7 kat arttığını görüyoruz. Yani dehşet bir şey. Aslında bu Amerika'da olmuş olsa herhalde o ülke alarma geçer. Bütün ekonomi yönetimi alarma geçer. Bizde de yavaş yavaş geçiliyor ama Merkez Bankası buna bir son vermek amacıyla ciddi anlamda bir tedbir getiriyor. Tabii ki kredi kartı aslında vatandaşın geçinme aracı. Bakın yani ekstradan bir ilave maaş gibi görüyor. O limitiyle bir ay, bir buçuk ay çok rahat nefes alabiliyor. Bir de ayrıca bir olay var ki kredi kartıyla da talebi öne alınıyor. Yani enflasyon olduğu ülkelerde eğer siz alışverişinizi önce yaparsanız karlı çıkarsınız. Yani şöyle kaba bir örnek verelim. Sizin şu anda ihtiyacınız yok 5 litrelik ayçiçeği yağına. Ama biliyorsunuz ki bir ay sonra, iki ay sonra ona zam gelecek. Alıyorsunuz iki adet, iki tane alıyorsunuz. Bunu da neyle ödüyorsunuz? Kredi kartıyla. Kredi kartını Türkiye'de farklı bir formül var. Dünyada olmayan bir formül. Kredilendirme, yani bireysel kredi gibi kredilendirebiliyoruz. Şu anda onun faiz oranı enflasyonun altında bir rakam. Yani en son Kasım ayında Merkez Bankası 3.69'a çekti kredi kartı faiz oranını. Dolayısıyla halen siz kredi kartı kullanımında, kredi kartından nakit çekiminde avantajlı durumdasınız. Yani siz gidip kredi kartından 10 litre, 50 litre ayçiçeği, şeker, pirinç vesaire aldığınız zaman bunun gecikme faiziyle birlikte, taksit faiziyle birlikte ödeseniz dahi enflasyon karşısında karlı çıkıyorsunuz. İşte bu da talebin öne alınmasına neden oluyor. Merkez Bankası bunun büyük bir rahatsızlığını duyuyor. Ama tabii ki bu kesim çok büyük bir kesim değildi ama yine de bunun rahatsızlığını duyuyordu. Yani kredi kartında kullananların büyük bir bölümü aslında geçinmek amacıyla, ayı tamamlamak amacıyla yapılıyordu ama işte bunlar da o faturayı ödeyecekler. Peki nasıl bir düzenleme? Geçen ay aslında aldığım bilgilere göre bu düzenleme başlamış çalışmaları. Burada öncelikle faiz oranı üzerinde duruluyor. Merkez Bankası biliyorsunuz en son Kasım ayında kredi kart ve kredili mevduat hesaplarının, hani bu ek hesap dedikleri var ya, ek hesap, ek para. Evet. Bu aslında kredili mevduat hesabı denilen bir hesap. Evet. Bu da bir bireysel kredi tanımına giriyor. Ancak bunun faizini tıpkı kredi kartında olduğu gibi Merkez Bankası belirliyor. İşte bu ikisinin faiz oranının önümüzdeki Merkez Bankası toplantısıyla birlikte 4.99'a çıkartılması planlanıyor. Yani biraz daha piyasa faizine denk gelecek bir seviyeye getirilecek. Burada cazip taksitlendirme cazibesinin ortadan kaldırılmasın ya da geciktirme
cazibesinin ortadan kaldırılması sağlanacak. Aylık 4.99 yani %5'lik bir faiz oranından bahsediyoruz. Yıllığa baktığımızda nasıl bir tablo çıkıyor Sayın Özdemir karşımıza? Çok ağır bir fatura. Evet, ağır bir tablo çıkıyor ama halen o şartlarda dahi enflasyon altında bir tablo çıkıyor. Ama asıl burada Merkez Bankası'nın bir hamlesi daha olacak ki bu da tamamen belki de piyasada ani bir duruşa neden olacak. Yani enflasyonu belki de buradan vurmak istiyorlar bireysel harcamalarla. 6'ya kadar çıkartılabileceği yolunda görüşler var. İşte bu konuda ölçümler yapılıyor. Cevdet Akçay'ın dediği gibi modellemeler yapılıyor. 6 olması haline piyasada nasıl ani bir duruş olabilir, nasıl ekonomi resesyona girer, bunun formülleri, bunun modelleri üzerinde çalışılıyor. Ama şu anda masada olan 4.99 faiz öncelik olarak görülüyor. Yani son 3 faiz artışında hatırlarsanız Merkez Bankası bu faiz oranlarına dokunmadı. Neden dokunmadı? Çünkü iktidarın en önemli silahlarından biri. Özellikle yerel genel cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidarın bu kredi kart faizlerinin düşük olması nedeniyle ciddi oy aldığı biliniyor. Neden? Çünkü siz gittiniz o kredi kart limitinizde döviz aldınız, kendinizi kurtarmaya çalışmak, hisse senedi aldınız, bitcoin aldınız ve benzeri. İşte bunların önü kesiliyor. Tamamen kesilecek. Yani artık tabiri caizse kredi kartına el atmak imkansız. Bu ilk tedbir. İkinci tedbir taksitlere geliyor. Taksit sayısı biliyorsunuz birçok sektörde sınırlanmış durumda. Ancak ücretsiz taksit olayını tamamen kaldırıyorlar. Halen bazı sektörlerde ücretsiz özellikle giyim, dayanıklı tüketim maddelerinde 3 taksit yapılıyor. Peşin fiyatına yapılan taksitlerden bahsediyoruz değil mi? Evet, peşin fiyatına. Şimdi bu ortadan tamamen kaldırılacak. Evet, bir taksit formülü yine sunacak bankalar. Çünkü bunu yasal olarak sunmak zorundalar. Siz 3 aya kadar eğer aldığınız bir ürünü, bir gömleği, bir ceketi, bir buzdolabını, bir fırını taksitlendirmek istiyorsanız güncel faiz ödemek zorundasınız. Yani artık bedava taksit olayı bitiyor. Taksit kaldırılmıyor ama bedava taksit olayı tamamen bitiyor. Eğer alacağınız ürün 10 bin liraysa bu taksitiyle birlikte size 12-13 bin liralara gelecek ki bu da biraz o ürünün cazibesini ortadan kaldıracak. Yani tüketimi tamamen kısmış durumda. Ayrıca kredi kart limitlerine de bir sınırlama düşünülüyor. Bu da yeniden gelir belgeleriyle, gelirle güncelleme modeline geçiliyor. Biliyorsunuz kredi kartı da BDDK'nın özellikle kredi notu uygulaması var. KKV dediğimiz bir not uygulaması var. Bu notunuz doğrultusunda kredi kart limitiniz belirleniyor. İşte burada da bir güncelleme yapılacak. Bu güncelleme ile birlikte sizin güncel gelirinize göre kredi kart limitleriniz yeniden belirlenecek. Öyle emekli var ki geçmiş dönemden gelen limitlerinden dolayı 300 bin, 400 bin limitli kredi kartları var. Ama oysa bakıyorsunuz 10 bin lira bir maaşı geliri var. İşte bu da bunun da güncellenmesiyle birlikte milyonlarca kredi kartının belki de limitleri yeniden belirlenecek, yeniden düşecek. Tabii ki geliri yüksek olan da yeniden yükseltilecek. Ama ağırlıklı olarak özellikle gelirlerin enflasyonun çok gerisinde kalması nedeniyle artık öyle cebimizde 500 bin liralık, 600 bin liralık ya da 200 bin liralık kredi kartı dolaşamayacağız, bulunduramayacağız. Tabii ki bunu biraz da Merkez Bankası zamanlamasını çok iyi kollamaya çalışıyor. Çünkü bu ciddi anlamda bir piyasada durgunluğa neden olacak. Biraz önce sizin de verdiğiniz haberlerde aynı endişe vardı. Çünkü ciddi bir durgunluğa neden olacaktır. Yani özellikle market, beyaz eşya, giyim, tekstil bu sektörlerde çok hızlı bir ani ve ulaştırmada da dahil olmak üzere hızlı bir duruşa neden olacak. İşte bunun faturası iktidara kesileceği için ilk aşamada bunun yerel seçim sonrasına bırakılması düşünülüyor. Ancak bu aydan sonra faiz oranını devreye sokmayı planlıyorlar bilgiye.
Yani özellikle hep diyoruz ya seçimden sonra zam yağmuru olacak, zam kasırgası olacak ama bir yandan da tabii bu zamlara yetişebilmek için yurttaşın da artık kredi kartına elini sürdüğü anda eli yanacak bu uygulamalardan, bu faiz oranlarından sonra. Çok önemli ayrıntılar verdi değerli izleyiciler Remzi Özdemir bizlere. Sayın Özdemir, bu kredi kartlarına ekleyeceğiniz bir başlık var mı? Çünkü izleyicilerimizin çok sorduğu bir soru var, onu da sormak istiyorum. Diyorlar ki son günlerde bankalardan telefonlarımıza mesaj üstüne mesaj yağıyor. Ön onaylı nokta 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 tutarındaki krediniz hazır. Ne oldu da bankalar bir anda düğmeye bastı ve yurttaşın cep telefonuna mesaj yağdırmaya başladı? Ne dersiniz? Tabii bankalar burada işin karındalar. Neden karında? Şu anda bankalar topladığı parayı ticari kredi olarak pek kullandırma hevesinde değiller. Çünkü bugün mevduat faizleri ortalama 43 oranında ve bunu bireysel kredi olarak %60'a varan oranla satıyorlar. Yani o biraz önce söylediğiniz SMS'lerdeki faiz oranı çok ciddi rakamlar. Yani bazılarında %4, bazılarında 5,5'a kadar varan bir faiz oranı var. İşte bu faiz oranı yıllık %63-64'lere denk geldiği için bankalar evet bu parayı vermek istiyor. Yani gittiğiniz zaman bu parayı size seve seve vereceklerdir. Çünkü bireysel krediler şu anda bankaların faiz sınırı uygulamadığı, yani ticari kredide kesinlikle %43'ün üzerinde bir faiz bulamazsınız. Bu nedenle bankalar ticariye, sanayiye kredi vermek istemiyor, bireysele vermek istiyor. Bireysel kredi açılmış gibi gözükse de bu faizde almak imkansız bir durumda. Yani siz eğer bankaya cebinize gelen o SMS'le 250 bin liralık krediyi alıyorsanız sizin ödeyeceğiniz para burada 12 ay için ortalama 150 bin lira civarındadır. Yani bu sizin aslında batışınızın ilanıdır. Peki banka neden veriyor? İşte bankanın verdiği insanlar özellikle bunu ödeyebilecek güçlü olanlara yolluyorlar. Yani kalkıp da bana emekliye ya da bir kendi halinde 10 bin lira limit olan, kredi kart limiti olan, KKB'si kötü olan insanlara vermiyor. Özellikle kredi notu çok yüksek kesim hedefleniyor burada. Geri dönüşünün mümkün olabileceği seviyede. Yani bankalar şu anda tefeci faizine yakın %60'ın üzerinde faizle para satmak için yapıyor bunu. Pekala, şimdi bir yandan kredi kartında böylesi sınırlamalar geliyor seçim sonrası, bir yandan böylesi bir tablo, yüksek faizler, yurttaş da yaşamaya nefes almaya çalışıyor. Şimdi iş dünya ticari krediler dediniz ya biraz önce. Sayın Özdemir, şöyle bir baktığımızda iş dünyasının da durumdan, tablodan pek memnun olmadığını görüyoruz. Özellikle ihracatçılar, onlar her durumda şikayet ediyor. Şimdi bugün Yeni Çağ gazetesinde de yer buluyor. İş dünyasının beklentilerine dair değerlendirmelerde bulunuyor İTO Başkanı Şekip Abdagiç ve patronlar baskılanan kurdan memnun değil başlığıyla bugün Yeni Çağ gazetesi de ilk sayfasına taşıyor bu haberi. Abdagiç, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için kurun gerçekçi olması gerektiğine vurgu yapıyor ihracatçılar ve onların gündeminde yeniden kur var. Kurlar gerçekçi olmalı diyor. Makul ve dengeli bir artış yapılmalı diyorlar seçim öncesi. Bu beklentiler de dile getiriyor, getiriliyor. Şimdi tam da seçime doğru giderken bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Benzer açıklamaları duymuştuk daha önce. Peki o gerçekçi kur olursa o zaman yurttaş ne yapar? Yurttaşa etkisi ne olur Sayın Özdemir? İhracatı konuşuyoruz da ihracatçılar acaba yurttaşı ne kadar düşünüyor? Bakın, Türkiye'nin en büyük sorunu ihracatçılardır. Yani Türkiye'deki bana göre ekonomik krizin bir sorumlusu da ihracatçılardır. Eğer Türkiye'deki ihracatçılar katma değerli ürünler üretebilmiş olsalardı, gerçekten kendilerini güncelleyip yenileyebilmiş olsalardı, Türkiye'nin bugün halen ihracatı 12 yıl önceki hedefi olan 500 milyon milyar doları tutturabilirdi. Biz ama halen 250 milyarda kalıyoruz. Bunun da tek sorumlusu bizim tekstilcilerin tamamen düşük faiz ve yüksek kurla beslenme arzularıdır. Yani hiçbir zaman Ar-Ge yapmazlar, hiçbir zaman
katma değer üretim yapıp da bunu dünyaya satalım demezler. Hep sürekli olarak, bakın ben 30 yıllık ekonomi gazetecisiyim. 30 yıl önce de aynı söylemler vardı. 30 yıl sonra da aynı söylemlere geliyorum. Bakın kurun yüksek olması ihracatçıya belki faydası olabilir. Belki Türkiye 3-5 milyar daha fazla gelir. Ama bu sattığın ürünün değerini, katma değerini arttırmaz. Bu dolardaki, evet dolar artsın diyelim, ihracatçı mutlu olsun. Fakat Türkiye ithalata bağımlı bir ülke. Yani siz bir avuç ihracatçıyı sevindireceksiniz diye 85 milyon ülkedeki insanın yaşadığı ülkedeki enflasyonu patlatamazsınız. Biz dolara endeksli bir yaşam sürüyoruz. Dolardaki her bir kuruşluk artış bizim akaryakıtı daha zamlı almamıza neden oluyor. Akaryakıtı zamlı almamız bir zincirleme. Yediğimiz sebzeden her türlü nakliye, her türlü ulaşımı arttırıyor. Yani fabrikalardaki üretimi arttırıyor. Maalesef ihracatçılarımızda ihracatçı alt kültürü yok. Yani dünyada Türkiye'deki bir modelde bir ihracatçı yok artık. Bu sadece bize özgü, bizim ihracatçımız sürekli ağlar, hiçbir zaman katma değerli ürün üretmez, hiçbir zaman kendini yenilemez. Acaba bu beyefendinin yüksek kur, asgari ücretin daha düşük tutulmasını isteyen bu beyefendinin Ar-Ge'ye ayırdığı payı öğrenebilir miyiz? Hayır, böyle bir pay yok çünkü. Hep aynı şekilde biz Avrupa'nın fasoncusuyuz. Avrupa'ya don gömlek satarak ihracat yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bir adım ilerlemiyoruz. Bakın bu çok ciddi bir sorun. Bu sorunun mutlak surette çözülmesi lazım. Hatta bu Türkiye'deki ihracatçıların İhracat belgelerinin yeniden gözden geçirilip bunlara katma değerli ürün üretmeleri için teşvik verilmesi lazım. Yani böyle kuru yükselterek vatandaşın sırtına yükleyemezsiniz. Ayrıca yine Türkiye'deki ihracat modeli de bence tartışılır. Her zaman söylüyorum, 1 dolarlık ihracat yapan ihracatçımız, o saygın ihracatçıların maalesef 77 centlik ithalat yapıyorlar arama abi. Yani bu kafayla, bu ihracatla olmaz. Onun için bunları dikkate almamak lazım. Zaten iktidar da dikkate almıyor, çok da ciddiye almıyor. Bu Türkiye'nin kronik bir sorunu. Bunu son 30-35 yıldır hiçbir iktidar çözemedi. Yine çözemeyecek. Bu beyefendiler de sürekli olarak ağlayacaklar. Biz de sürekli olarak böyle medyada bunların isteklerini yerine getireceğiz. Sadece bu kadar. Şimdi o zaman son olarak, çok da az vaktimiz kaldı Sayın Özdemir, ama şunu da mutlaka sormak istiyorum. Bugün Ekonomi Gazetesi'nde Alaaddin Aktaş diyor ki yazısında, şöyle bir soruya yanıt arıyor. Dolar seçim sonrası geçen yılki gibi artar mı? Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki tablo gibi. Diyor ki 31 Mart yerel seçimlerinden sonra geçen yılın Mayıs ayından yaşanan artışın yaşanma olasılığını çok az gördüğünü ifade ediyor. Neden derseniz şöyle anlatıyor. Şimdi benzer bir kaygı içerisindeyiz. Döviz uzun bir zamandır Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yatay bir pozisyonda gidiyordu ve sonrasında, seçim sonrası zincirlerinden kurtuldu. Ama şimdi bu tabloyu görmüyoruz. Doların her gün kuruş kuruş da olsa artışına tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir hızlı yükseliş beklemiyorum diyor. Siz nasıl yorumlarsınız, seçimden sonra bu kur acaba zincirlerinden kurtulacak mı? Öncelikle yaklaşımınız çok doğru. Okuduğunuz tablo çok doğru. Genel seçimlerle bu dönemi karıştırmamak lazım. Genel seçimde ciddi anlamda baskılanmış 20 liranın altında, hatta 19.99'a kadar tutulan bir kur vardı. Ancak şu anda Merkez Bankası kontrollü bir devalüasyonu yapıyor zaten. Adım adım gidiyor ve sizinle sürekli olarak aynı şeyi söylüyoruz. Yerel seçime Türkiye 32 liranın altında bir kurla gitme hedefi var. Bunu adım adım da yakalamış durumdalar. Şurada yerel seçime 40-45 gün kaldı ve dolar kurunda halen önemli bir hareket yok. Sadece yerel seçim sonrası kurda bir düzeltme olur mu? Evet, olur. Neden olur? Merkez Bankası'nın kur hareketini planlarken enflasyonun çok gerisinde tutuyor. Yani bakın son Ocak ayına bakınız. Ocak ayında enflasyon %6 civarında geldi. Ama dolar kuruna baktığınız zaman %6'lık artış olmadı. Yani %3 civarında bir artış oldu değil mi? %3 civarında oldu. Ondan önceki aylarda da benzeri oldu. Çünkü Merkez Bankası enflasyon oranında
Türk lirasını zayıflatmıyor ya da doları artışına izin vermiyor. İşte yerel seçim sonrası ben enflasyon oranı kadar bir serbest hareketin ya da adımların hızlandırılacağını düşünüyorum. 32 eğer kuru kapatırsak yerel seçim öncesi 37-38 adımına kadar devam edebileceğini, bu hızlı adımların biraz daha enflasyon ve enflasyonun bir tık üstü gideceğine inanıyorum. Zaten Mayıs ayında da biliyorsunuz baz etkisiyle enflasyonda sert bir düşüş yaşanması bekleniyor. Yani %75'i gördükten sonra 45-50'lere kadar gerileyecek bir enflasyon var. İşte orada düzeltme yapılacak ama 37 bence hayal değil. Pekala. Evet. En kritik cümlede sözünüzü kestim Sayın Özdemir. Buyurunuz. Yani 40'ı görür mü? Hayır, görmez. Enflasyon hesaplamasına göre yaptığımız zaman dolar kurunun 37-37,5'a kadar yerel seçimden sonra çıkmasını ben mümkün görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi gazetecisi Remzi Özdemir bu bölümde bizlerle birlikteydi. Yeni Çağ Gazetesi yazarı ve paramedya.com kurucusu. Çok teşekkürler, çok kıymetli bilgiler verdiniz. İyi haftalar diliyoruz, sağ olun. Değerli izleyiciler, biz Sayın Özdemir'le tabii bunları konuşurken bakın arkadaşlarım ekranlara da bir görüntü getiriyor. Bunun da tabii ne olduğunu anlatalım. Alper Gezer Avcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak duyurulmuştu. SpaceX aracıyla uzay